çalışıyorsun sen? Biz bir ay sonra boşanıyoruz. Ben senin artık karın değilim, anla şunu. Asıl sen ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Niye oyun oynamaya devam ediyorsun ya? Biz bu oyunu oynamak zorunda değiliz Azra. Niye katlanıyorsun ki hala buna? Sana neden olduğunu akşam anlatmıştım zaten. Ben de sana cevabını verdim. Yeter. Bu saçmalık bitecek artık. Öyle mi? Nasıl olacakmış peki o? Gideceğiz babaannemin yanına. Uygun bir dille anlatacağız her şeyi. Bu kadar. Sen de bana destek olacaksın. Hayır. Kimse kimseye hiçbir şey anlatmayacak. Azra, senin derdin ne? Derdin de bana bir açık açık söylesene bunu. Benim derdim Feride teyze. Onun üzülmesini istemiyorum. Senin derdin babaannem olsaydı bir kere arayıp sorardın kadını. Bir yıl boyunca arayıp sormadın. Bir kere olsun görmeye gelmedin. Benim sebeplerim vardı, tamam mı? Şu anda burada olmamın da bir sebebi var. Azra, bana hikaye anlatma. Senin tek bir sebebin var, o da beni zor durumda bırakmak. O kadar öfkelisin ki bana, o kadar cezalandırmak istiyorsun ki beni. Ben ne dersem diyeyim, ne yaparsam yapayım hep tam tersini yapacaksın değil mi? Bence sen kendini o kadar önemseme. Benim umurumda bile değilsin çünkü. Peki. Neden buradasın o zaman? Niye hala buna devam ediyorsun? Azra. Bak biz ayrıldık, bitti. Boşanıyoruz yakında. Niye hala buradasın? Seni buraya getiren sebep ne? Bu yüzden buradayım.